Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Alkışlar Sayın Hüseyin Bakan için. Daha önce de bahsettiler. Bir daha ben üzerinden geçeyim. Kendisi matematik mühendisidir. Halihazırda bir e-ticaret firmasında görev alıyor, çalışıyor. Evet, öyle değil mi? Doğru. Evet. Nostaljik bir yapısı var. Onu fark ettik biz. Eski dizileri sever, eski filmleri sever, yemek yapmayı çok sever, değil mi? Birçok konuyla ilgileniyor. Ne taraftan gelirse gelsin soru rahatça cevaplayabilecek niteliklere sahip. Evet. Eklenebilecek bir şey var mı? Yok, hani vardır. Var mı bakayım, biraz düşüneyim. Vardır tabii ki. Vardır da şimdi aklınızı öyle şeylerle meşgul etmeyin efendim. Tekrar ediyorum. 9400'lere alışkın bünyeler var. Hedef de o yönde olmalı. Risk alarak başlayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Dört harfli tek kelime işte şöyle sorulmuş. Hayata veya yüksek öğretimi hazırlayan orta öğretim kurumu. Lise. Lise. 400 puanla başladık. Arapça kökenlidir. Kullanılıyor hala dilimizde yaygın olarak. Buyurun. Yeterli, yetecek ölçüde olan anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Karar. Bir şeker yeterli mi? Yeterli, yeterli. Bir şeker yeterli mi? Bilmezdim kelimelerin bu kadar yetersiz olduğunu demiş ya şair. Bir harf alabilir miyim? Buyurun. Kafi. Ne güzel bir tokat. 700 yaptı kasayı. Haydi yenisi. Beş harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur Hüseyin Bey. Güzel bakalımız. Herhangi bir işte aracı olan kimseye görevinin karşılığı olarak belli bir hesaba göre verilen ücret. Argo mu biraz? Değil. Sakal diyecektim. Şimdi. Yok öyle değil. Öyle değil. Bu belli bir oran doğrultusunda. Komisyon. Oran doğrultusunda verilir. Evet. O oranı anlatır zaten kelime. Ben nokta nokta ile çalışıyorum. Beşini alırım. Pay. Yüzün beşini alırım. Oran. bir harf alabilir miyim? Yahu neredeyse söyledim. Buyurun. Küs. Yüzün beşini alırım. Yani neyle çalışıyor? Yüzde. Yüzde ile çalışıyor. 400 puan değerinde. Benjamin uzun zamandır böyle sert tokatlar yememişti. Kendine gelmiştir. Teşekkür ederim size. Yoluma devam ederim. Buyurun. Köpek balığı ile akraba olan, sırtında dikeni bulunan bir balık ki... Vatoz. Vatoz o. Gayet güzel. 1600 oldu kasa. Çok kolay sorular da var elimde. Mesela ilk 6 harfli cevabınız gayet basit bir soruya sahip. Gözlerini kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek. Yummak. Yummak. 2200. Süreyi de iyi kullandık maşallah. Biraz avucumuz acımış olabilir. Biraz da bu elimle vurun. Diğer elimizle vurun biraz da. Buyurun yenisi gelsin. Efendim Suudi Arabistan'da Mekke'de Kabe'nin yaklaşık 20 metre doğusundaki su kaynağı ve kuyusu. Zemzem. Ne diyeceksiniz? Zemzem. Ne diyeceksiniz? Zemzem. Zemzem diyeceksiniz biz de size. 600 puan birden vereceğiz ve ilk 7 harfli cevapla birlikte 3000 aşacaksınız efendim. Hatta 3400. 3500. Kimlik anlamında Arapça kökenli. Hüviyet. Hüviyet. 2500, 2800, 3500. O kadar hızlı gidiyoruz ki hesabı yapamadım vallahi. Biraz fakat, yavaşlayayım o zaman. Biraz yavaşlayalım mı? Burada mesela yavaşlanabilir. Çünkü tamam. Bulmacalarda sıklıkla sorulan bir sorudur. Bulmacaya pek zaman ayırıyorsunuz diye bilmiyorum. Yok ben. Yani fırsatım olmuyor. Değil mi? Dayım çok çözerdi rahmetli. Ama belki onun... sohbetlerinde evet. Filan edindiğiniz bir bilgidir. Çünkü bulmacalar dışında yaşayan bir kelime değil açıkça söyleyeyim. Buyurun. Bulmacalarda sıklıkla sorulur. Kadınlar cezaevi anlamında eski bir şey sözcüktür. Evi mi? Bravo, bravo, bravo. Ne eviydi? Islah evi değil. Değil. O çocuklar için. Ne evi? Hanım, bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. O... Bu İ harfiyle başlayan kelime oldukça garip gelir insana ilk başta. İlk. Sanki kadınlar cezaevi değil de din adamlarının oturduğu bir İmam, yer. İmam evi. İmam evi. 600 puan değerinde.